Ay hoş geldiniz. Merhaba. Ay iyi ki geldiniz. Vallahi beni bu dertten ancak siz kurtarırsanız. Ya uçağa binmeye çok korkuyorum ben ya düşerse. Aa dur Emineciğim sen merak etme senin ilacın benim. Doğru kapıyı çaldınız Emine Hanım. Tebrikler. Ben şimdi bu uçak korkumu yenebileceğim değil mi? Tabii çok kolay. Ben yüzlerce seminere katıldım. Bak şimdi sen bana neden korkuyorsun ondan bahset. Otur. Şimdi benimki yükseklik korkusu falan değil. Ben sadece uçağa güvenmiyorum böyle havada kuş gibi. Siz de sayılmazsınız Emine Hanım. O koskoca demir kütle nasıl da uçuyor değil mi? Sertaç. Ne dedim ki ben hayatım? Yükseklik korkun olmaması çok güzel. Anladığım kadarıyla sen bilmediğin bir ortamda nelerle karşılaşacağın konusunda korkuyorsun. Eh öyle de denilebilir. Ama yine de çok korkuyorum işte. Uçaktan korkmana gerek yok Emine. Bak ben dünyanın her tarafına gittim. Yüzlerce saat uçtum. Bak karşındayım. Tabii öyle görüyorum ama yine de bana karayolu daha güvenli geliyor. Yapılan araştırmalara göre bir uçak kazasına denk gelme ihtimaliniz 11 milyonda bir Emine Hanım. Yılda 3-4 kez ciddi uçak kazası olurken karayollarında her saniye böyle bir olayla karşılaşabiliyorsunuz. Evet, Sertaç çok haklı. Bak şimdi, ben senin uçakta nelerle karşılaşabileceğini göstermek için bir simülasyona sokacağım. Sen kimlerle gideceksin? Kadriye anne ve Hatice. Çağır gelsinler. Peki. Emineciğim, Emineciğim, sen de lütfen bin artık uçağa. Ay binemem ben uçağa. Binemem, binemem. Hadi Emineciğim, bin. Bravo. Hemen havalanacak mıyız peki? Yok, hayır. Önce koltuklarınıza oturduğunuz zaman kemerlerinizi bağlayacaksınız. Bir sorunla karşılaşırsanız hostese çağıracaksınız. Peki kemeri bağlamazsak ne olur? Bağlamanız gerekiyor çünkü uçak kalkış anında ve iniş anında sarsıldığı için daha güvenli. Amanın sarsıldı mı? Ay çok tehlikeli bu. Teyze ben bir yerde okumuştum böyle uçak kalkarken koltuğa yapışıyormuş. İniyorum çok heyecanlı vallahi böyle sarsılıyormuş. İniyorum ben. Hayır. Efendim hele hava rüzgarlıysa iniş çok zor oluyor. Bazen uçak tam inecek oluyor. Hop havalanıyor. Sonra bir tur atıyor hemen iniyor. Sertaç lütfen susar mısın hayatım? Onların hepsi güvenlik nedeniyle olan şeyler. Sus. Ne yapayım hayatım yalan mı söyleyeyim? Uçak havada asılı kalıyor efendim inemiyor. Bazen de zangır zangır titriyor. Ama niye? Şşşt. Öyle mi öğretmenim? Aferin yavrum. Ve bir de türbülansı var. O ne Özlem Hanım? Havada boşluk efendim. Uçak ona girince zangır zangır titriyor. Aynen böyle. Ama ne? Sertaç ne yapıyorsun? İyi çok heyecanlı. Hayatım türbülans anında başına gelecekler hakkında bilgi veriyorum Emine Hanım. Ay, verme. Ve tabii sonra türbülanstan çıkıyoruz. Ve yönümüze devam ediyoruz. Ay, ay ben çok sevdim türbülansı. Hem horlayanlar varsa uyanıyordur işte ne güzel. Öyle demeyin efendim. Bu türbülansa girip de çıkamamak var. Ben iniyorum de. Otur. Sus. Ne yapayım hayatım yalan mı söyleyeyim? Türbülans. Türbülans. Evet biraz sarsıntı olur ama kısa sürer. Yok ben dayanamayacağım. Bir kaza anında uyulması gereken kurallara harfiyen uymanız gerekiyor. Kaza mı? Ay ne kazası ya? Yok ben bilmiyorum uçağı falan. Emineciğim sakin. Sakin. Kaza falan olmayacak. Ben bir tane film seyretmiştim. O filmde uçak düşüyordu. Çok heyecanlıydı. Ben de izledim aynı filmi. Cam falan patlıyordu. Ne diyorsunuz siz ya? Emineciğim ihtimal bunlar. İhtimal. Kaza falan olmayacak. Sadece sizler bu kurallara hakim olmak zorundasınız. Bazen yolcularımız bu kuralları dinlemezler. Oysa bu kurallar hayat kurtarır. Hepsi fasafiso efendim. Uçak düşüyorsa sarılın sevdiklerinize, duanızı edin. Gerisi Allah'a kalmış. Ya bir sus. Sertaç sus.
Hiç kurtuluş yok mu? Hayır. Maalesef efendim yok. Sertaç neler söylüyorsun sen? Yalan mı söyleyeyim hayatım? Emineciğim lütfen sakin ol. Bak karayollarındaki kaza oranı uçaktaki kaza oranından çok daha fazladır. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir sorun anında hemen C'nin pozisyonuna geçiyoruz. Neye geçiyor? Teyze, C'nin pozisyonu herhalde, C'nin. Böyle. Eğer koltukların arası darsa önümüzdeki koltuğa ellerimizi koyarak başımızı yaslıyoruz. Öğretmenim böyle mi? Evet, harika. İster C'nin, ister F'nin, ister Y'nin pozisyonu. Uçak burun üstü gidiyorsa köprüye yaklaştınız demektir. Ay. Ne köprüsü? Sırat köprüsü efendim, Sırat köprüsü. Ama niye? Yok, ben uçağa falan binmiyorum diyor neden? Gitmiyorum, gitmiyorum ben. Bırakın seni Emine. Sertaç. Ne yapayım hayatım, yalan mı söyleyeyim? Sus. Söyle. Adriye anne, türbülansa gerek mi? Sus be sen de. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrı gemide yol alırım, ayrı düğüm tutarız bu evde sır dolu şu halimiz.